Schönen guten Tag, Rojbaş, Buenos Dias, Kalimera, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sadece bir konu hakkında konuşacağız. O da Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel hakkında konuşacağız. Çünkü dün akşam kendisi şerefine Alman ordusu tarafından bir tören düzenlendi. Daha doğrusu Großer Zapfenstreich adı. Ve olay şu, özelliği şu daha doğrusu bu törenin. Alman ordusunun sivil bir kişi için yaptığı en önemli törenlerden birisi bu. Şimdi bu tören sadece işte görev süresi biten cumhurbaşkanları, başbakanlar ve savunma bakanı için yapılıyor. Bu ilginç bir törendi benim için. Linkini ekleyeyim, siz isterseniz izleyebilirsiniz oradan. Ama bu törenle birlikte koskoca bir 16 senelik bir Merkel devrinin kapandığını görüyoruz. Bu çok önemli benim açımdan, en azından bir gazeteci olarak. Şimdi bu seremoniden yola çıkarak biraz böyle bir Merkel bilançosu yapalım istiyorum. İşte 16 sene boyunca neler yaptı? Hangi konularda eleştirildi? Sevenleri kendisini neden seviyor? Diğer yandan bir de dün akşamki törende şöyle bir özellik vardı. İşte bu şerefine diyelim, hani hoş bir kelime değil aslında ama şerefine bu törenin düzenlendiği kişiler şarkı seçebiliyorlar. Çünkü oradaki işte bando, askeri bando çalıyor. Bu şarkıları çalabiliyorlar. Orkestra daha doğrusu, ya da bando, askeri bando, her ikisi de olabilir. Ve benim için ilginç bir şarkı seçimi yapmış Merkel. 3 şarkı seçmiş ve baktığımızda aslında kendisinin hayatı hakkında da birçok ipucu veriyor bize diyorum. Onun hatta en etkilendiğim şarkıyı sizin için tercüme ettim ve tercümesini de sizlerle birazdan paylaşacağım. Şimdi öncelikle 16 sene 4 defa seçilmiş bir başbakandan bahsediyoruz ki bence inanmanıza gerek yok. Sadece şöyle bir şey var. Anketler şunu gösteriyor ki hala saygı duyulan ve sevilen bir başbakan kendisi. Bence önümüzdeki seçimlerde tekrar adaylığını koysaydı belki de seçilebilirdi. Ama biliyorsunuz hete fakat kete bir şey olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil ama benim düşüncem en azından bu yönde. 16 sene boyunca aslında krizlerle şekillenen bir başbakanlıktan bahsediyoruz. Yani şimdi tarih sizlere bunları açıklayıp isterseniz. 2007'de mesela Merkel'in başbakan olarak yaşadığı ilk kriz. Merkel dünya çapında yaşanan bir finans kriziyle karşı karşıya kaldı. Hatırlıyorsanız işte Lehman Brothers bankasının çöküşüyle başlayan büyük bir kriz vardı. Sonrasında 2010'da Avrupa Birliği'nde bir euro krizi yaşandı. 2011'de Fukushima felaketi, 2015'te mültecilerle ilgili bir kriz yaşandı ve 2020'de tam böyle hani ya bu senede hadi son başbakanlığın son böyle senesinde de bir kriz yaşatalım sana dedi herhalde kaderi Merkel'in ve korona pandemisiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi bütün bu krizler takdiri beraberinde getirse de birçok kişi tarafından da eleştirilmesine neden oldu Merkel'in aldığı kararlar nedeniyle. Şimdi mesela finans krizinde, 2007'de yaşanan krizinde Merkel finans sektörünün çökmesini engellemek için büyük bir konjonktür paketi hayata geçirdi. Rekor bütçeler ayrıldı. İşte Alman bazı bankaların kurtarılması için mesela işte Hypo Real Estate var ya da Commerzbank var. 480 milyar euro ile bir kurtarma paketi hayata geçirdi. Ve insanlara kameraların karşısına çıkıp dedi ki Alman hükümeti olarak biz yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın yatırımlarını garanti ediyoruz. Bir şey olmayacak size. İnsanlara en azından burada insanlara güven verebiliyor olması ve böyle bir paketi hayata geçirmesi o yani önemli bir adımdı kendisi için. Sonrasında 2010 Avrupa Birliği'nde bir euro krizi yaşandı. Biliyorsunuz işte Yunanistan krizi, Brexit olayları ve Merkel o zaman dedi ki euro çökerse Avrupa Birliği çöker ve Yunanistan'a destek verdi. Çok eleştirildi bu yüzden. İşte birçok insan, özellikle sağ popülist kesimlerde ama sol tarafında da vardı. İşte siz Alman vatandaşlarının vergileriyle niye başka bir ülkeyi kurtarmaya çalışıyorsunuz dendi. Ki o da tartışmaya çok açık çünkü hala böyle tartışılıyor. Alman vergileri mi kurtardı gerçekten Yunanistan'ı yoksa aslında Yunanistan'ın ve beraberinde Avrupa Birliği'nin kurtarılması Almanya'nın işine mi yarayan bir şeydi diye tartışmalı bir konu. Ama en azından orada euro çökerse Avrupa Birliği de çöker diyerek Merkel böyle bir kararı verdi ve arkasında durdu. Sonrasında 2011, üçüncü krizi Merkel'in yani. Japonya'da, Fukushima'da biliyorsunuz bir nükleer santral kazası yaşandı.
Ve bunu anlatırken şuna dikkat çekmekte fayda var. O zaman işte Almanya'da birçok insan sokaklara döküldü, protestolar yaptı. Almanya'da biliyorsunuz iklim ve doğa konusunda çok bilinçli bir toplum var artık. Ki bunu da zaten son seçimlerde işte işçilerin de hükümete gelmesinden de görebiliyoruz. Ama bu tüm bu protestolarda halkın nabzını tutabilen bir Merkel gördük. Çünkü aslında Merkel'in içinde bulunduğu, yani başbakanlığını yaptığı koalisyon, nükleer santrallerin uzatılması için, yani onların işte faaliyette kalmasının uzatılması için koalisyon anlaşmasına böyle bir madde girmişti. Ama böyle bir kaza yaşanınca, toplumsal bir baskı olunca Merkel kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Ve dedi ki biz işte nükleer santrallerimizin 7'sinin faaliyetini durduruyoruz. Bu beklenmeyen bir şeydi ama burada da onun halkın nabzını ne kadar iyi tutabildiğini gördük. Diğer yandan hani hep şey deniyor, Merkel işte iklim konusunda çok şey yaptı. Eleştirenler de şunu söylüyorlar. Yani işte sadece oradan yola çıkarak kendisine bir iklim başbakanı demek çok abartılı olabilir. Çünkü mesela kömür üretimi konusunda Merkel hiçbir şey yapmadı. Merkel hükümeti kömür üretimine biz 2018'de son vereceğiz dedi. Bu da çok geç bir tarih aslında diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımızda. O yüzden bu konuda da eleştiriliyor. 2015 belki de aslında Merkel'in gerçekten siyasi kariyeri için en önemli, çünkü dünya çapında bir etkisi olduğu için yaşanan mülteci kriziydi. İşte 1 milyon Suriyeli Avrupa Birliği'nin sınırlarından girerek Balkanlar üzerinden Almanya'ya geldi. Ve Merkel o zaman dedi ki, wir schaffen das, biz bunu başarırız. Bu insani tavrıyla biraz da kendi mahallesinin dışındaki insanlara da, işte biraz da böyle solculara da, solcuların da takdirini kazandı. Çünkü tamamen insani bir şekilde aslında bu krize baktığını gösterdi. Diğer yandan, işte diyorum ya, Merkel için en önemli krizlerden birisi belki de, sağcı popülistlerin çok fazla güç kazanmasına neden oldu. Çünkü onlar da dediler ki sen işte Merkel sınırları açtı, bir sürü insanı mülteciyi buraya getirdi. Göç politikalarını eleştirdiler yani. Ki Merkel'in sınırları açma gibi bir durumu olamaz. Çünkü Avrupa Birliği'nde zaten Schengen olduğu için sınırlar zaten kapalı değil. Ama şöyle bir şey de var. Her ne kadar Merkel 2015'te böyle insani bir tavır gösterse de bir sene sonra aldığı kararlarla aslında bakın mesela komşu ülkelerin sınırlarını daha iyi koruyabilmesi için bazı çalışmalar yaparak, Türkiye ile işte bu mülteci anlaşmasını yaparak, ilticacıların, Almanya'ya gelen ilticacıların eğer iltica hakları yoksa çok daha hızlı bir şekilde ülkelerine gönderilmesi gibi yasal bazı şeylerin, bazı kararları da böyle vererek, hani aslında 2015'te böyle bir şey yaptı ama sonrasında daha sert tedbirlerin de önünü açtı ve bu konuda da adımlar atmış oldu. Şimdi gelelim hepimizin hala içerisinde bulunduğu 2020'den beri bıktık dediğimiz korona krizine, korona pandemisine. Şimdi Merkel için aslında tam böyle başbakanlığının son dönemlerinde kadın herhalde artık şey diyecekti, yani yeter artık ben yavaş yavaş gideyim derken dünya böyle ah sana bir tane daha diyerek böyle bir kriz yaşattı başbakan Merkel'e. Kendisi dedi ki içinde bulunduğumuz pandemi Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük felaket ve emsalsiz ekonomik paketler hayata geçirdi, kurtarma paketleri hayata geçirdi Merkel ve hükümeti tabii ki. İşletmelere, ailelere, öğrencilere, üniversite öğrencilerine kadar birçok yardımda bulunuldu. Bunun haricinde, yani bu ekonomik desteklerin, yardımların haricinde birçok insan, hani ister sağ olsun ister sol olsun, şöyle bir izlenime de kapıldı. Merkel zaten bir fizik geçmişi var biliyorsunuz. Akılcı olması, sakin olması, bilimsel verilere önem vermesi, insanları bu konuda, vatandaşları sakinleştirmek değil, rahatlatan, güven veren bir etkiye de neden oldu. Bu yüzden de önemliydi aslında Merkel gibi bir başbakanın, yani Almanya'nın başında olması. Diğer yandan kimileri de eleştirdi. Dediler ki işte çok geç karar veriyor, daha hızlı hareket etmesi gerekiyordu Alman hükümetinin, daha sert kurallar getirmesi gerekiyordu. Diğer yandan işte sağ popülist çevreler yine
artık meclisteler biliyorsunuz, federal mecliste Merkel'i diktatör ilan ettiler. Dediler ki işte her tarafımızı, özgürlüğümüzü kısıtlıyor biliyorsunuz. Korona pandemisinin başladığı ikinci haftadan itibaren Berlin'de protestolar vardı. Yani işte çok heterojen bir grup, ezoteriklerden aşırı sağcılara kadar, böyle radikal gruplara kadar, saçma sapan insanların, kesimlerin bir araya geldiği insanlar protesto etmeye başladı. Ne? İşte anayasal haklarımızı engelliyorsunuz. Burada hemen bir parantez, Almanya'nın bu anayasal haklarla ilgili geçmişinden gelen bazı şeyleri olduğu için, bazı durumları, yani durum derken birisi geldi, kusura bakmayın, dikkatimi dağıldı. Geçmişinden dolayı hani anayasal haklarımız engellenemez diye düşündükleri için hep, ki doğru da düşünüyorlar aslında ama böyle bir pandemide sadece biraz saçmaydı, Merkel'i diktatör ilan ettiler. Şimdi diğer yandan eleştirenlere baktığımızda Merkel'e deniliyor ki işte çok fazla neoliberal politikalar hayata geçirdi Merkel. Ve bu yüzden Almanya'da zengin ve fakir arasındaki uçurum mesela hiç görülmemiş derecede arttı Başbakan Merkel'in başbakanlığı süresince. Diğer yandan işte eleştirenler şey diyor, Putin, Erdoğan gibi otokratlara sınırlarını göstermedi. Onlara karşı net bir tavır almadı. Onlarla iletişim, ortak çalışmalar içinde oldu. Hani şey de diyebilirdi, biz sizin artık yani sizi bu işte ne bileyim Batı dünyasından dışlıyoruz ya da sizinle bir iş yapmıyoruz falan diye bir şey diyebilirdi. Bu konuda eleştiriliyor. Dijitalleşme konusunda Almanya'yı çok geride bıraktığını söylüyorlar eleştirenler. Şimdi ben biraz daha farklı perspektiflerden hani size fikirlerimi söylemem gerekirse, yani eleştirilebilirsiniz, sevilebilirsiniz. Bu siyasetçi olarak bu işin tabiatında olan bir şey. Yani bunu da kaldırmak zorundasınız. Çünkü bir güce sahipsiniz. Bu güç önemli. Hani Almanya gibi Avrupa'nın zaten böyle en güçlü ekonomik güce sahip olan ülkesinden bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var Merkel konusunda. Şimdi Merkel bu gücü zor şartlar altında aslında kazandı. Yani işte biliyorsunuz eskiden Doğu Almanya, Batı Almanya diye böyle ikiye ayrılmış iki ülke vardı. Ve doğuda, doğu eyaletlerinde olan kişiler aslında işte iki Almanya'nın birleşmesinden sonra bütün önemli pozisyonlardan çıkarıldılar. Merkel doğuda, Berlin'in doğusunda yaşamış, büyümüş bir kadın olarak, doğudan gelen bir kadın olarak ilk kez yani böyle bir güce sahip oldu, böyle bir pozisyona, makama geldi Almanya'da. Bu önemli. Gücünü kötüye kullanmadı. Gücü onu sarhoş etmedi. Yani tekrar mesela diyebilirdi ki ben adaylığımı tekrar koymak istiyorum. Yani ve dediğim gibi başladı, hani adaylığını koysaydı belki de tekrar seçilebilirdi, yani böyle bir şey de olabilirdi. Ama kendi isteğiyle çekildi. Yani arkasından terlik atılmadan, hatırlarsanız, kovulmadan gitti. Bu önemli bir nokta bence. Diğer yandan Merkel bir kadın olarak, dünyanın en güçlü kadını olarak belki de şu anda önemli bir rol model kadınlar için. Şu nedenden dolayı, güç denilince genelde erkeklerle çağrışım yapıldığı için işte sanki kadınlar güce sahip olamaz, güce sahip olduğunda işte güçle gücü kullanamaz gibi bir intiba bıraktığı için bu yani bu işte ön yargıları aslında biraz da yıktığı için önemli buluyorum ben Merkel'in başbakanlığını. Bir kadın lider dünya çapında, işte biliyorsunuz G20 zirvelerine falan gittiğinde işte erkek, ortada bir tane renkli ceketiyle Merkel vardı. Kıyafetleri mesela hani Steve Jobs'un siyah tişörtü neyse, Merkel'in de tek tip ama farklı renklerdeki ceketleri önemliydi. Çünkü şu yüzden bir sadelik vardı kıyafetlerinde de. Yani bir kadın olarak biliyorsunuz işte bütün basına şunu giymiş, bunu yapmış, şu şekilde bu şekilde saçları olmuş falan. Merkel bunu başardı. Yani bir kadın olarak kıyafetleri hakkında değil, aldığı kararlar, siyasi duruşu hakkında bunu böyle merkeze koymayı başarabilen bir kadın olduğu için, kadın lider olduğu için önemli. Diğer yandan şimdi böyle işte bu siyasi kariyerinin sonuna doğru biliyorsunuz siyasette herkes herkese karşı. İşte herkes birbirinin kuyusunu kazmanın peşinde. Şimdi Merkel gibi bir lider siyaset sahnesinden ayrılırken hem işte kendi çevrelerinden yani muhafazakarsa, hem diğer taraftan muhaliflerden bile kendisine saygı duyulduğunu,
bu yönde yapılan açıklamaları gördüğünüz üzere diyorsunuz ki yani hani her iki taraftan da böyle saygı duyuluyorsa artık demek ki bu kadın bir şeyleri doğru yapmış. Korona sürecindeki tavrına bakarsak böyle akılcı, sakin, dediğim gibi bilime dayalı bir kadın olması önemliydi. Yani gerçekten güven verebilen bir kadın olması. Diğer yandan da şöyle bir şey var. Dün akşam mesela yapılan bu askeri törende aslında ne bileyim duygulanabilirdi. Hatta bazı şövenist insanlar vardır böyle ağlarlar, dikkat çekerler falan. Yapmadı. Arada sırada çok sakin bir şekilde gülümsedi. Ama yani işte sen 16 sene başbakandın. Hani bak sana koskoca Alman ordusu geliyor böyle bir şey yapıyor. İnsanlar sana saygı duyuyorlar ve son işte konuştuğun insanlara konuştuğun son konuşmalarından birini yapıyorsun. Biraz bir duygusal olma falan yoktu. Diğer yandan hani bu da şey bir yani iki taraflı görülebilecek de bir durum. Acaba gerçekten böyle olduğu için mi bu tip duygusal şeylerden kendini duygusal olarak göstermekten ya da duygularını saklıyor ya da göstermiyor diyelim. Ya da işte bir kadın gibi algılanmamak için mi bunu yapıyor yoksa gerçekten karakteri mi böyle? Şimdi bu noktada dün akşam seçtiği şarkılardan birisi önemliydi. O da şarkının adı şu, Kırmızı Güller Yağsın Benim İçin. Merkel gibi böyle tamamen akılcı bir kadının işte 3 tane şarkı seçme hakkım var. Onlardan bir tanesi de bu olsun demesi beni çok şaşırttı açıkçası. 3 şarkıdan şimdi diğerinin az önce bahsettiğim Kırmızı Güller Yağsın Benim İçin tercümesini yapacağım size ama diğer ikisini de anlatayım. Birincisi şimdi Merkel biliyorsunuz protestan bir ailede böyle her şeyle yetinmeyi bilen hani protestanlar için öyle deniliyor ve böyle çok azimleriyle, çalışmalarıyla, çalışkanlıklarıyla bilinen kişilerdir diyelim. Öyle bir intiba var en azından. Kiliselerde söylenilen Großer Gott, wir loben dich bir kilise şarkısı istemiş. Tamam, hani bu ailesinden ya o yüzden diyorum ya işte aslında hani kendi hayatını biraz da bu üç şarkıya sığdırabilmiş gibi geldi bana. İşte protestan bir aileden, yani köklerini unutmadığını gösteren bir şarkı istemiş. İkincisi, ilginç bir şarkı, Nina Hagen'dan Du hast den Farbfilm vergessen. Hani o zaman böyle fotoğraflar çıkmıştı ya, fotoğraf makineleri, işte siyah beyaz, sonra renkli filmler koyuluyordu falan. Şarkının adı da sen o renkli filmi koymayı unuttun. Mein lieber Michael, sevgili Michael, erkek arkadaşından bahsediyor. Ama işte Nina Hagen, şarkıcıdan bahsetmek gerekirse 1974 yılında bu şarkı bir hit olmuş. Doğu Almanya'dan çıkmış bir şarkı. Merkel o zamanlar 20 yaşında. Böyle feminist bir kadın, punk yapan bir kadın. Ondan sonra işte asi bir kız. Çok şarkıcı kendisi o zamanlar 19-20 yaşında falan böyle. Ne bileyim canlı yayına çıkıyor, insanlara bağırıyor, çağırıyor, ediyor böyle hani asi, inanılmaz asi. Ya da ne bileyim işte üzerinde bir canlı yayında hatta böyle şey varmış, ben tabii bunları sonradan okudum. Kıyafetlerle işte kadınlar nasıl mastürbasyon yapar gibi şeyleri yapan ve hani böyle insanların o zaman düşünün yani o yıllarda ki Almanya o zaman daha muhafazakar bir toplum ama işte doğudan gelen bir kadın ve böyle çatır 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 bunları böyle kameralar önünde anlatan bir kadın. Şimdi Merkel'in de böyle bir şarkı seçmiş olması ilginç. O zamana, işte o gençlik yıllarına belki de bir gönderme, Doğu Almanya'ya bir gönderme, o asiliye belki de bir gönderme. O yüzden ilginç. Ama diğer yandan işte son şarkıya geleceğiz şimdi. Merkel'in aslında hiç görmediğimiz, belki de duygusal bir tarafı olduğunu gösteren de bir şarkı. Sadece ama duygusal bir şarkı değil, birazdan metninde okuyacağım size sözlerini. Daha çok böyle bir insanın işte gençlik yılları, sonra yetişkinlik dönemi, sonra işte yaşlandığı dönemlerde düşüncelerini de aslında biraz da yansıtan ve belki de Merkel'in şu anda içinde bulunduğu ruh haliyle ilgili bize ipuçları verebilecek bir şarkı. Bakın hemen tercüme edelim. Bu arada söyleyen, seslendiren, TRT'de hissettim kendimi, Hildegard Knef. Şimdi, Kırmızı Güller Yağsın Benim İçin. 16 yaşımdayken sessizce dedim ki ben büyük olmak istiyorum. Zafer kazanmak istiyorum. Mutlu olmak, asla yalan söylemek, söylememek. Ya her şey benim olsun ya da hiçbir şey istemiyorum. Kırmızı güller yağsın benim için. Hep mucizeler yaşayayım.
dünya değişsin ve sorunları kendine kalsın. Sonra dedim ki, anlamak, görmek, yaşamak ve elimde tutmak istiyorum. Sonra bir de dedim ki, yalnız kalmak istemiyorum ama özgür de olmak istiyorum. Kırmızı güller yağsın benim için. Hep mucizeler yaşayayım. Mutluluk bana iyi davransın. Kaderimi sevgiyle şekillendirsin. Ve bugün artık sessizce diyorum ki, itaat edeyim, yetinmeyi bileyim. Ama itaat edemiyorum, yetinemiyorum. Hala kazanmak istiyorum. Ya her şey benim olsun ya da hiçbir şey istemiyorum. Kırmızı güller yağsın benim için. Yepyeni mucizeler yaşayayım. Eskiden uzak, yeniden gelişeyim. Hayal ettiğim şeylerin çoğunu elimde tutayım. İstiyorum, istiyorum. Şarkının sözleri, yani böyle işte genç yaşlarda idealist bir kadın, belki de işte söyleyen de kadın olduğu için idealist bir bakış, sonra gerçekçi, yaşayayım, göreyim, tecrübe edeyim, sonra da tamam hani itaat edeyim, elim sahip olduklarım, hayal ettiklerimi koruyayım, elimde kalsın, ama en sonunda yani itaat edemiyorum ya, yani hani yetinemiyorum da hala kazanmak istiyorum, her şey benim olsun istiyorum. İlginç, yani enteresan. Bir gün umarım bir gün kendisiyle bir röportaj yapma şansım olursa bunları sormak isterim. Kendisinin yani gerçekten bir kadın, bir lider olarak hayatında nelerden taviz vermek zorunda olduğunu kendisine sormak isterim. Ama John Hopkins Üniversitesi'nde biliyorsunuz katılmıştı. Orada kendisine bir ünvan verilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi profesörlük olabilir. Ve şey sordular, yani bu başbakanlık dönemi bittikten sonra ne yapacaksınız? O da şey diyor, diyor ki işte ya bana gelen her daveti aman işte artık kimse beni istemiyor, görünmüyorum diye düşünerek kabul etmeyeceğim. Önce bir duracağım, düşüneceğim. 16 senedir düşünmek için az vaktim vardı. Nelerle ilgileniyorum bunu anlamak istiyorum. Sonra uyanacağım. Belki de hani aklıma birçok şey gelecek. Aa, bugün şunu bunu yapayım diye. Ama sonra düşüneceğim ve diyeceğim ki bunu aslında başka birisi yapıyor ve bunu düşünmekten de mutlu olacağım. Olaf Scholz, bu laf size oldu bence. Sonra gözlerim kapanacak, yorgun olacağım büyük bir ihtimalle, uyuyacağım. Ondan sonra uyanacağım, kim bilir nerede uyanacağım, kalkacağım diye bir cevap vermişti. O yüzden Merkel önemli bir liderdi, dünya açısından da, Almanya açısından da. Çok kişi büyük bir ihtimalle Merkel kendisiyle ilgili bir bilanço çekecektir, bilanço yapacaktır. Ama ben de naçizane sizlerle fikirlerimi paylaşmış olmak istedim. Almanya'da bundan sonra biliyorsunuz daha sol bir hükümetle karşı karşıya olacağız. Bununla ilgili ben daha fazla siyasi haberler yapmaya başlayacağım. Takip edersiniz. İletişimde kalırız zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.